özel bir programla yine karşınızdayım bambaşka sohbetlerde. Sektörde kıymet verdiğim bir arkadaşımı ağırlayacağım. Yani böyle büyük büyük laflar etmeyeyim. Çok yakın dostum, canım arkadaşım, vazgeçilmezim. Yani aramızdaki ilişkide oy 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 falan öyle bir şey demeyeceğim tabii ki. Çünkü onun da öyle bir sözü var. Bir sohbetinde ya da röportajında diyor ki bizim sektörde diyor böyle başlarsın diziye diyor. Ay canım arkadaşım, sensiz de nasıl yaparım bundan sonra da, aman da pek de alıştım falan filan. Öyle yoğun bir mesaj trafiği başlar, bir şey olur bir şey olur, sonra iş bittikten sonra küçük küçük işte mesajlar. Aralarda bir Instagram'da birbirini beğenmeler, onlar bunlar, hop diye dağılırsın kendi yoluna diyor. Aslında çok haklı, ben de böyle düşünüyorum. Ama en azından artık hani böyle 30 seneye yaklaşırken mesleğimde şunu biliyorum. Evet, bir dizi ortamında bir araya geliyorsun. Evet, birbirini çok seviyorsun ve kaynaşıyorsun ve çok seviyorsun peki. Ama herkese eşit derecede sevmiyorsun bir kere, bu bir. İkincisi, ne olursa olsun o iletişimin kopsa bile bazılarını, o setten kalan bazılarını, kalbinde, hatırında kalan bazılarını daha yoğun takip etmeye başlıyorsun. Evet, eskisi kadar yoğun mesajlaşmıyorsun falan ama ondan sonra da mesela onunla ilgili bir haber aldığında ya da onunla ilgili bir şey geldiğinde ona öncelik veriyorsun gibi. Mesela bugün ağırlayacağım konuğum da öyle biri benim için. Öyle çok yakın arkadaş değiliz, evet, ama mesela neler yaptığını hep çok merak ettiğim, işte bir işin kadrosunda varsa o zaman kesin bir farkı vardır dediğim, bana bir sürü şey öğreten aslında ürettikleriyle. Ve işte mesela onun dahil olduğu bir şey bana geliyorsa okumadan, hani tamam ya varsa o tamamdır dediğim bir isim. Ve bence sektörde çok yıllanacak, çok başarıdan başarıya koşacak. Yıllar yıllar sonra ben yine aynı heyecanla onun yazdığı ya da oyuncu olarak yer aldığı bir şeyde gözüm kapalı olmayı çok isteyeceğim bir isim. Başladığı andan itibaren aslında bence o ışık onda vardı. Ne olacağını hissettiren bir hali vardı. Ve zaten gün geçtikçe de şaşırtmayan, yanıltmayan bir ismi ağırlayacağım. Bugün birlikte de iş yaptığım. Tabii ki bir cümlenin peşinden gideceğiz beraber. Bakalım neymiş efendim. Lin Yutang diyor ki, gülmesini bilen insanlar dünya meselelerine sağduyu, sakin kafa, sağlam düşünce ve kültürlü bir gözle bakabilmelerine imkan veren sihirli anahtarı ellerine geçirmiş olurlar. Evet, ben böyle düşünüyorum. Kendisiyle ilgili de böyle düşünüyorum. Aslında ilk kez sevgili canım editörüm Duygu dedi ki iki tane cümlem var dedi konuğum için. Ama sen hani tanıyorsun diye sana soracağım hangisi olsun. Ben de iki tane cümleye bakıp dedim ki evet, kesinlikle bu cümle olsun. Çünkü bence bu cümle sevgili Giray Altınok için yazılmış cümle. Hoş geldin Giray. Lin Yutang gelseydi. Lin Yutang diye gelsen ya. Nasılsın? Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni ağırladığım için çok mutluyum nihayet. Ben de öyle. En son Prens'in ikinci sezonu için buluştuğumuzda ya gelsene biraz sohbet edelim dedim. Evet. Yoğundun tabii haklı olarak. Yoğundum. Anca. Ancak nasip oldu. Evet ama oldu. Su mu? Su. Yani saf su. Çok şekilli olunca dedim acaba rezeneli mezeneli. Sen evet seversin öyle şekilli, çok sataşmayı seversin. Bayıldım, çok güzel. Leziz. Nasılsın arkadaşım? İyiyim, iyiyim canım benim. Sen nasılsın? İyiyim. Yoğunluk, koşuşturma. Takip ediyoruz. Evet, ben kendimi takip ediyorum. Bazen geçen gün öyle bir paylaşım yaptım. Sabahtan akşama ne yaptım? Yaparken, yazarken ve yaparken böyle oldum. Ama sonra dedim ki ya seviyorsun, tamam yani. Ya yani bir yerlerinde şikayet ettiğin yerler var tabii. Sen de. Sen dursan rahatsız olursun, öyle galiba bir insansın. Yani o hızda yaşlanırsın. Yani bu yaşlanmamanın sebebi senin her zaman çok çalışman, çok aktif olman. Yani durduğun anda sen çok hep aktiftin, hep son dakika işte gelirdin giderdin falan. Çok güzel bir şey, ben de öyleyim. Sen de öylesin. Ben de öyleyim, duramam. Evet, ben seni Buyur Buradan Bak projesinde, senin yine ürettiğin ve performans gösterdiğin bir oluşumun içinde ben sunucu olarak vardım. Hmm. Yine ayrı bir halin vardı aslında grubun içinde. Böyle ne gibi? Kel olmakla ilgili. Kel olma. Yani saçın yoktu bir kere. Onu ben sana söylemek söylememişlerdir bugüne kadar. Ne diyorsun ya? Vallahi saçın yok Giray. Bunu da burada ben yani bak arkadaşın biraz, kim anla. Biraz yok. Evet. Biraz yok. Yani ya nasıl diyeceğim, bir duruşun var senin. Sosyoloji okudun diye de demeyeceğim. Onu da zorla okumuşsun gibi geliyor bana biraz. Zor, niye? Yani niye öyle oldu? Zorla değilse de yani oyunculukla ilgili bir şey okumayınca ne yapsam acaba işime yarar? Özellikle yazarlık tarafında diye düşündüm. Tamam. Direkt yazarlık okumak da bir alternatifti ama bir şey yazarken
yazdığın toplumun bir dinamiklerini bilmek, onunla ilgili fikir sahibi olmak iyi olur diye düşündüm. Hiç iyi bir fikir değilmiş. 8 yılda bitirdim. 8 yılda. Ama sosyolojinin bana kattığı, yazarken kattığı çok şey oldu tabii. O yüzden de çok mutluyum. Ya bence iyi ki okumuşsun. Tabii. Sosyolojiyi. Yani buradan da tavsiye yani, ederim yani okusunlar sosyoloji, evet, eğer evet, böyle bir iş yapacaklarsa ben çok şimdi önemli. Senin kalemini de görüyorum mesela, o hani belli bir kesim, sınıf, tavır, duruş, belki bu zekanla da alakalı olabilir ama sosyolojinin de bir şey kattığını düşünüyorum var, var, meseleye. Var var tabii ki ya. O dinamikler benim için her zaman çok önemli. Yani bir topluma bir komedi, bir dram ne yazıyorsanız ya, o, istediğiniz kadar kendi güldüğünüzü yazın. Sonuçta istediğiniz şey insanların da bunu izleyip gülmesi ya. Evet. O yüzden de neye güleceğini toplumun bilmek, o nabzı tutmak önemli. Ben hep mi farklıydın? Çünkü nasıl biliyor musun halin? Böyle sert bakışlı bir adamsın sen. Senden komedi çıkma ihtimali benim için yok yani. Böyle sert ve sürekli izleyen, gözlemleyen. Ay, öyle diyorlar. Evet öylesin. Çatık kaşlısın diyorlar. Evet. Biraz böyle yaklaşırken bir şey konuşmak için geldiğimizde evet, böyle şeyi buluyoruz diyorlar. Evet. Aslında dışarıdan tabii ki öyle göründüğümü bilmiyorum. Ben normalde duruyorum ama bazen öyle gözüküyor bir mesafe. Ama ben hep insanlara karşı bir mesafem var. Tanıştığımda ben hep şeye inanırım, yani iki tür insan vardır arkadaşlık ve ilişki kurarken. Kimisi sıfırla başlar, karşı tarafın yüzde yüze gelmesini bekler. Kimisi yüzde yüzü verir, oradan ne kadar kaybedeceğine bakar ilişki içinde. Ben sıfırdan yüze çıkanlardanım. O yüzden hani somurtkanlık ya da şey değil, hemen ısınmaya çalışırım ama bir hep mesafem olur. Yani. Yani somurtkanlık değil, bir gözlüyormuşsun gibi. Belki de işte o sıfırdan sonra biri ne zaman versem, hangi harekete bir puan daha versem gibi bir hal mi o yani? Biraz öyle olabilir, evet. Var. Yani o anlamda kafam hep şeye çalışmak zorunda hissediyorum. Yani ne yapılabilir, ne yazılabilir, ne üretilebilir. Ya buradan bir hikaye çıkar mı, buradan bir bölüm çıkar mı falan. İşin oyunculukla yazarlık tarafının birlikte gitmesinin de insana kattığı dezenformasyon da biraz bu oluyor bizde. İşte hep düşünmek, bir salmadan, bir rahat olmadan hep omuzları diken hep üstünde kısık, olmak. Evet, yani bundan ne çıkar, bundan ne üretebilirim? Yorucu tarafı da var tabii. Hı. Bir salamıyorsun, bir tatile gittiğinde bile mesela böyle havuza bakıyorsun, buradan bir şey çıkar mı acaba? Bir şey sen tatil yapmıyorsun falan. Zaten ben onu anladım. Yok. Yani evet, tatilim de tatil belgesinde olmak benim için tatil demek değil. Yani orada bile üretmekle ilgili, bir şey yazmak, çizmekle ilgili hep tetikte olurum. İyi bir şey. Beni sağlıklı tutan da, aklımı yerinde tutan da, mutlu yapan da bu. Yani bu konuda seni en çok anlayacak olanlardan biri elbette benim de. Burada seninle yol arkadaşlığı yapanlar için hayat nasıl gidiyor? Bir de onu sormak lazım yani. Yeter diye bir çığlık duyacak mısın acaba? O dengeyi kurmaya çalışıyorum her zaman. Yani çünkü evet, hayatın gerekleri var. Çalışmak zorundayız ama kaçırdığın hiçbir şeye, hiçbir film, hiçbir dizi, hiçbir para pul o kaçırdığın küçücük anlara değmez. Yani tabii, bir doğum gününe, bir birlikte bir göl kenarında oturmaya, bir şakaya birlikte gülmeye hiçbir film değmez yani. Onları kaçırmadan diğerlerini yapabilirsen o zaman işte perfect bir şey yakalamış oluyorsun. Eşin deyince ne kadar güzel bir şekilde aşık olup evlendin. Çünkü sen çok aşık olmadan evlenecek bir adam değildin ve benim için mesela sen tabii, çok kolay evlenecek bir adam da değildin. Giray evlendi dediklerini ben böyle ah ne güzel. Tabii tabii. Nasıl oldu? 7 sene sürdü ikna olmam. Biz yani, 7 sene 8 sene sevgililikten sonra evlendik. Evet. İkna olmam derken yani onu mutlu edebilecek biri olduğuma ikna olmam evet, aslında. Evet evet anlıyorum ben seni ama yoksa tabii dinleyen ben, için yanlış anlaşılabilir. Tabii onu tanıdığım andan beri onu, yani bambaşka hayatım benim, Cansu'yu tanıdığımdan beri. Evet. Ama o da oyuncu olduğu için ikimiz birbirimizi anlama konusunda, birbirimize destek olma konusunda Allah'a çok şükür o sıkıntıyı yaşamıyoruz. Çünkü ben bir dertten muzdaripsem aynısı onun da yaşadığını bildiğim için anlayacağını biliyorum ki aynı şey onun için de geçerli. Yani ben de onu her türlü o anlamda anlıyorum. Çünkü bizim yaptığımız işi başka biriyle evlenerek yapmak gerçekten çok kolaydı. Yani giden evlilikler vardır ama evet, oyuncunun oyuncuyu anlaması, ya anlıyorum burada yaptığın şey gerçekten doğru, böyle olmalı diyecek birini bulmak, o anlamda bizim işlerimizi bilmesi lazım birbirini yani çok, çok zor. Çok haklısın. Bir de tabii yani esrekliyiz, tam kelime karşılığı bu sanırım. Tabii canım. Oyuncu milleti olarak çok inişimiz çıkışımız var. Empati çok yüksek olduğu için. Biraz da tabii karakterler de bizi bir yerlere sürüklüyor kafaya bence. Kafaya takan insanlarız yani. Evet, o kimisinde hızlıca geçebilecek şey bizde günlerce geçmeyebilir. Evet. Ya bir saniye yanlış oynadığını düşünürsün. Ay ağzımdan aldım. O günlerini yer senin ya, evet, onu niye öyle yaptım? O bir daha çekerler mi? Şöyle olur ya mu? Ya geçtiğimiz bir ayın içinde yani bir tane sahne için 3 gün uyumadığımı biliyorum yani televizyon dizisindeki bir şansımız bir var. Için. Doğru yapmamız lazım onun için. 3 gün uyumadığımı biliyorum. Şimdi yazmak ne zaman başladı senin hayatına? Yani sen ileride bu mesleği yapacağını ne zaman anladın? 9-10 yaşında.
hemen oraya. Kağıtta yazıyor çünkü. 9-13'de mi acaba? Ama böyle kendini böyle küçüktüm. Keşfetmiş olamazsın. Küçüktüm, şiir evet. Yazarak mı keşfettin gerçekten? Evet. Yani bunu okumam lazım. Sen söylemişsin. 9-10 yaşlarında ben kendi kendime şiir yazmaya başlamıştım. Önce anne ve babama, sonra öğretmenlerime. Ama bu şiirler böyle sizi çok seviyorum gibi şiirler değildi. Onların hatalarını anlattığım şiirlerdi. Tabii. Fark ettiler ki bu yazı tipi başka. İyi ki varsın öğretmenim değil de geç gelme derslere gibi. Ben eşimi dostumu kritize etmeye başladım 9-10 yaşında. Yani hani maille ulaşayım size gibi bir şey bu yani. Hani davranışlarınızı yazıyorum bakın. Yapamazsın ya bunu. Ya bu şiirin insanlar üzerinde ciddi bir etkisi olduğunu gördüm. Hani ona bir dörtlük yazıldığı zaman insan bir düz yazı kendine gelmiş gibi değil. Mutlu oluyor. Çünkü bir kafiye uydurulmuş, bir ama şey yapılmış. Ama babana intikam şiiri de yazamazsın. Babam. Babama. Yapamazsın bunu. Senin takipçilerin bu şiiri biliyor mu? Paylaştın mı? Yok, bilmezler. Neden paylaşmıyorsun? Suç çünkü diyormuşum. Babaya böyle. Ben sesli güldüm gene. Ya benim bir tane CD almıştım. Oyunlar o zaman çok nadir alınabiliyordu. Bilgisayar zaten çok pahalı bir şeydi. Evet. Babam almıştı ve müzelik gibi duruyordu, elletmiyordu. Bir tane basketbol oyunu CD'sini bayram paralarımla aldım ben. Tamam. Şimdi onu aldım, tabii ki sabah akşam oynamak istiyorum. Bizde böyle müze gibi açılış kapanışı var bilgisayarın. Bir saat veriyor babam, 1,5 saat. Abi delireceğim. Oyunu anlayana kadar bir saat geçiyor zaten. Sonra babam sinirlendi ders çalışmadığım için, artık bir yer sinirlenip kırdı. CD'yi kırdı. Ah. Kolumu kırsa daha az üzülürdüm yani. Ah. CD'yi kırdı ve yani intikam yeminleri ediyorum, böyle delireceğim yani 9-10 yaşında ve bir dörtlük yazdım ama. Ya senelerdir de hala cüzdanını da saklar. Şaka yapıyorsun. Tabii, hatırlıyorsun o şeyi. Yani tam olarak şeyini uyakla söyleyemem ama şunu demişim işte. Sen de bir gün yaşlanacaksın, huzur evine gittiğinde bana ağlayacaksın, seni bırakacağım huzur evine falan, orada öleceksin falan gibi. Bir CD için bunu yazmışım ve adamcağız. Ne zaman böyle bir ortam olsa, eş dost falan, benim arkadaşlarım ya bak Giray bana ne yazdı. Ya abi yapma diyorum, baba artık tamam falan, çıkarır okutur böyle. Huzur evine bırakmakla boğumu tehdit etmişim 9 yaşında. Ve şiir bu mu? Bu. Göreceksin gerçekten sen. Sen de bir gün yaşlanacaksın falan filan. Yani. Gerçekten. Ne yapmayı planlıyorsun bir CD için ya? Baba seni huzur evine vereceğim. Tabii o kafam Allah'tan da hiçbir 60 yaşında adamı tutup götürmedim bir yerlere yani, burada kalacaksın. Peki annen de top oynamana izin vermedi diye mi ona şiir yazdın bir de? Giray, annem sen ne top oynamama izin verdiği için. Yani o gün bayağı uzun oynayabildiğim içindi galiba. Ona da şiirle geldim eve işte. Onu hatırlıyorum yani. O, sokaktan geldim eve. En güzel oyun evde. Bilmem ne. Haydi şimdi banyoya falanla biten bir şey. Yani annemin her istediğini yerine getiriyorum bugün. Banyoya da kendim koşuyorum falan filan tabii. O bir da şey daha da küçüğüm onu yazdığımda. 7 falan da o. Gerçekten bunlardan kitap yapmalısın. Ya yazacağım. Ya yazmanın işe yaradığını orada gördüm. Yani yazma dedim, bu çalışıyor. Öğretmenime mesela, yani o gün sözlü var, bir şey var. Hocam size bunu yazdım öğretmenim dün falan, dörtlük böyle okuyup hay Allah falan. Ben o gün sözlüğe kalkmıyorum. Tabii nedense. Böyle arada açıp bakıyor falan. Yazmak iyi, bak buradan tavsiye ediyorum ha 3 yaşındaki kardeşlerimize. 3 yaşında başlayın yazmaya. Yazın yazın. Hakikaten. Bu çocuk yazacak herhalde ama herkes gibi yazmıyor, üstüne gidin. Çok iyi bir replik evet. Öğretmeninden gelen. Edebiyat öğretmeni. Bu çocuk yazacak ama herkes gibi yazmıyor. O yüzden bir üstüne gidin. Evet, yani bu garip şeyler yazıyor falan diyordu öğretmenim. Ben kompozisyon şiir yarışmalarında okulda, lisede katılıyorduk. Bölge, İstanbul, benim öyle birinciliklerim var. Mesela okuldan önce edebiyat öğretmenleri bütün şiirleri topluyorlar, kompozisyonları. Babam da benle aynı okulda edebiyat öğretmeni. Ne diyorsun? Tabii babam benim adımı gördüğü an sıfır veriyor şiire de kompozisyona da. Hani şey yapmasın kendi oğluna. Ve ya ben da belki ortalama şiirden ötürü bilmiyoruz. Bana o da olabilir. 9 yaşında bana neler yazdı sıfır. Babam ortalamayı düşürdüğü halde ben okulda birinci olup hani gidip bölgede falan kompozisyon yarışması birincilikleri falan. Bana böyle çekler geliyordu eve. O zamanın parası işte 5 milyon liralık bir mağaza çeki. Sponsor olmuş tabii. 5 milyon dediği şimdi 50 bin lirası falan. Onunla gidiyoruz ayrıcık alışveriş yapıyoruz. Öyle para kazandırıyordum 12-13 yaşlarında. Genç yaşlarda tabii. Yazarak para kazandı. Yazma, hem para eder yazın. Yani tabii senin kalemin başka bir şey. Bana bile bir sürü şey öğrettin. Şimdi neresinden gerçekten öğrettin? Anlatacağım da zaten yani fikir, yani neler yaşadığımı prensle ilgili. Hmm. Şimdi önce tabii ölümlü dünyayı konuşalım istersen. Olur. Canım Ali Atay, buradan da sevgiler söyleyeyim. Çok seviyorum Ali'yi ve yönetmenlikte de müthiş bir şey yaptı. Yani Ali Atay zaten oyuncu olarak
çok kıymetli bir tabii. isimdi. Sonra senaryoda hani Feyyaz'la bir araya geldiler. Şimdi galiba Aziz Kedi de ilk filmde mi? De üçüydü. Üçüydü. Aziz Kedi de vardı. Ölümsüz şey Ölümlü Dünya'da Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi ve Ali Atay birlikte yazdı. Yine Ali yönetti değil mi? Gene aynı kadro yazdı. Ali tamam. Atay yine yönetti. Nasıl? Filmde de. İkincisi? Ya zordur ikinci filmler her evet. zaman. Özellikle yani birinci bu kadar sevilmişken, evet, evet. talep görmüşken ama evet. Galiba karşıladık, yaptık, ya. Başardık. Yani onu çok öyle emin söylemek zor oluyor. Çünkü seyirci için çok özel bir şey ama biz galiba yaptık. Çünkü yönetmen öyle bir şey ki Ali tanıyorsun ya, şeyi demez yani olduğu olmamışken demez. Evet. Benim içime sindi abi dedi ve orada bizim için bitti. Yani yapılan şey onun için sindiyse tamamdır. Çünkü ilk filmde de aynı matematikle gitmiş bir ekip var. Ona dahil olmak zordu benim için ama. Evet kurtardık. Sen nasıl hissettin evet. kendini? Ölümlü Dünya'yı zor. İzlemiş miydin birincisine? Sevmiştin. Defalarca izlemiştim. Değil mi? Çok sevdiğim senin sevdiğin bir tarz tam çünkü. Benim mizahımdı. Değil mi? Çok tam hoşuma giden mizahı. Bir şeydi. Nasip oldu ikincisinde de olmak. Ben zorlandım tabii ilk birkaç gün. Evet. Ya, oturmuş bir ekip. Müthişler, öyle tatlılar ki cana yakınlar, hepsi çok arkadaş. Hepsi çok kıymetli yani çok buradan iyiler. Tabii hepsini tekrar analım. Feyyaz Yiğit, Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak, Alper Kul, Mehmet Özgür, Sarp Apak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol, Reha Özcan birbirinden kıymetli evet, çok tatlı. İsimler. Hepsi çok tatlı. Ama birçoğuyla sen zaten daha önce çalıştın, tabii, tanıştın tabii. biliyorsun. Tanışıyorduk. Biz zorlandım ilk birkaç gün. Çünkü hı hı. orada bir matematik, bir metronom var kendi işlerinde. Tabii. Bir komedi var. Benim yakın olduğum bir şey ama evet. oyuna dahil olmak için tam uyumak gerekiyor. Sağ olsunlar öyle yardımcı oldular ki ben çok rahatladım. Ondan sonra çok güzel geçti ses adım. Merak ediyorum. Şey çok güzel. Görsel çok evet, güzel. Evet. Hepsini çok merak ediyorum. Şimdi bana şunu anlatır mısın? Komedi var, komedi var. Hı hı. Yani tabii ki aslında şöyle bir şey, bir fıkrayı 5 kişi anlatır, ona göre belli isimler güler ya da gülmez topluluğun içinde. Hmm. Çok insanın güldüğü isimlere ben bazen hiç gülmüyorum. Senin ilk sosyal medyada başladığın skeçlerin hmm. kendi başına çektiklerini ben herhalde yani her birini 10'ar kez 20'şer kez falan izleyip her izlediğimde başka bir detaya gülerek ne yapıyor bu ya diye. Yani birlikte de çalışmışız o kadar yani hani tabii. ben seni aslında daha sonra tanımış oldum. Kafanın nasıl çalıştığını, evet. neden öyle baktığını. Evet, evet. Çok orada vakit geçirme şansımız olmamıştı. Çünkü bir program evet. yoğunluğundaydık aynen. biz hep. Evet. Yani sohbet ediyorduk, eğleniyorduk falan ama yani birebir de birlikte çalışıp birbirimizi tartma fırsatımız ilk defa Prens'le evet, oldu. Evet, Prens'le oldu. Aslında birbirimizi de biraz orada daha çok tanıdık. Aynen. Prens'le. Ve sonra sosyal medya videolarına baktıkça senin komedi anlayışını çok zeki, küfürsüz. Ya ben öyle seviyorum. Yani belki anne olduktan sonra mı bilmiyorum yani meselenin ne olduğunu tam olarak ama çünkü ben belden aşağı yapılmış esprinin zaten elimizin altındaki en kolay şey olduğunu düşünüyorum. Beni daha ötesinde güldürebiliyorsa ben bunu bir zeka pırıltısı ve zeka ürünü görebiliyorum seyirci olarak. Hmm, evet. Dolayısıyla yaptığın şey o kadar hani şeyde derler ya ince görmek. Evet. Hani. İnce görüyorsun hayatın detaylarını. Şuna çok inanıyorum. Küfür bir enstrüman tamam. insanın elinde. Kabul. Her zaman çalıp söyleyebileceğin de bir enstrüman. Her ortamda kullanıp çıkarıp kullanabileceğin bir enstrüman evet. değil. Bence de. Şu çok önemli. Senaryon, hikayen, durumun seni öyle bir yere getirir ki zaten senin küfretmene gerek kalmaz. Seyirci onu izlerken bir küfürmüş gibi senin söylediğin ya da son tepkin, reaksiyonun, bakışın neyse ona güler. Ve böylelikle ona ihtiyacın da kalmayabilir. Buna ihtiyaç duymak hikayenin zayıflığından ileri geldiğini düşünüyorum evet. ben genel olarak. Hikayeler, senaryolarla ilgili en sevdiğim şey şudur. Der ki kötü bir hikayen varsa 120 sayfayı nasıl dolduracağım diye düşünürsün. İyi bir hikayen varsa 120 sayfaya nasıl sığdıracağım diye düşünürsün. Evet. Yani her şey hikayeden çıkar. Ona hiç ihtiyacın olmayacak iyi bir hikayen varsa zaten elin o küfre ya da o yazdığın şeyin kötü şey gitmez bile. Yani gerek duymazsın. O yüzden biz hep hikayeye çalışırız zaten önce. Ne peki, anlatacağız? Peki şimdi sen çok güzel bir yola çıktın. Biraz önce de konuştuk içeride beraber. Artık şöyle bir gücün var. Yazıp oynayabiliyorsun. Hı-hı. İşte prodüksiyonunu da yapabiliyorsun. İstediğin yapımcıya da ulaşabiliyorsun. Bu şahane bir güç bence. Evet tabii. Ve yazma konusu mesela senin de Kerem Özdoğan mı? Hı-hı, artık Kerem. Partnerin. Birlikte yazıyoruz. O, değil mi? Kerem de yani o kadar bana pabucu ters giydirdi ki. Vay arkadaş hiç ya. Düşünmezdin değil mi? Hiç.
Yani Kerem de bizim yine aynı televizyon programında projemizde yer alan en sessiz, hiç sesi çıkmayan. Yani tabii. Bütün program ben sadece Kerem'i izlerdim. Ne yapacak acaba bir yerden diye. Yani biz tehditle Kerem'i orada oturtuyormuşuz evet. gibi bir şey oluyor diyor bir yerden sonra. Evet. Yani böyle dururdu. Orada duruyor, böyle duruyordu. Genelde hiç değişmiyor Kerem. Yani evet. gene aynı. Evet. Ya eğlendiği zaman çok eğleniyor. Ama Kerem gereksiz hareketi yoktur Kerem'in. Yok. Kendi içinde yani gerekli duymadığı hiçbir şey yapmak zorunda hissetmez ama insan kendini. Kendi kötü çok... hissediyor. Ben de bu kadar mı gereksiz hareketlerle dolu bir insanın duygusuna giriyorsun evet evet. Yani. Uzun süre sana baktığında yani evet. elini kolunu şey yapamazsın. Koyacak evet. yer bulamazsın. Ama ne kalemmiş o da arkadaşım yani. Kerem'in hakikaten desteği çok büyük. Prens evet. benim Instagram'da yarattığım bir karakterdi ama Prens dizisi bizim Kerem'le yarattığımız bir dünya. Evet. O yüzden ben şeye çok inanırım. O ansambla birlikte hareket etmeye, senin zamanı geldiğinde yanlış yapıyorsun diyecek karşında biri olması gerektiğine hep inanırım. Biz birbirimize hani o anlamda onu hep yaptık. Kerem'in de çok kıymetlidir yani Prens'teki katkısı ve çok. Gücü. Birçok karakterin, birçok hikayenin oluşmasında o birlikte uyumumuzun da çok önemli bir tarafı vardır. O yüzden onunla yazmak, çalışmak her zaman çok keyifli. Müthiş, ben de öyle düşünüyorum. Prens de bambaşka izleyen zaten. Şimdi Prens'le ilgili gelelim. İnanılmaz fenomenleri var. Pandemiydi, ben Bodrum'daydım. Giray beni aradı, dedi ki ben bir şey yazdım. Şimdi tabii senin bir şey yazmış olman benim için yeterli bir sebep. Okumama da gerek yok ama. Şimdi diyor ki bir dönem işi bu diyor. Bir ülke yaratıyoruz, bir imparatorluk yarattık diyor. Üç boyutlu çekeceğiz diyor. Mandalorian ekibi gelecek ben diyor. Ben Ceyda Dövenci dolandırıyorum diyor. Yani. Bir 100 bin lira gönderirsen başlayacağız setim. Biraz para gönderirsen. Sonra kaçacağım. Ona benziyordu evet. Gerçekten ben anlatamadım şimdi, da. Evet böyle telefondayım ben ne Mandalorian bilirim ne üç boyut bilirim. Dönem dizisinde hiç oynamadım. Zaten orada uzun bir süre ara vermişim oyunculuk yapmıyorum. Ve komedi, dram ve komedi, da değil. Komedi, dram değil. Yani burada evet diyeceğim tek sebep var. Giray yazdı buna da niye evet diyorum bunu da bilmiyorum. Çünkü aslında gerçekten Giray ile birbirimizi tanımıyoruz. Ama ben hani bir iş yaptım ve orada birkaç kişiyi çok sevdim. Ama birkaç kişi hani çok sevdim birkaç kişiyi ayrı sevdim diyeyim. Onlardan biri Giray. Sosyal medyada yaptığı şeye bayılıyorum. Diyorum ki şimdi yazdıysa güzeldir de ben bir becerebilecek miyim? Çünkü biraz önce aslında ona demeye çalıştım. Komedinin bir biçimi var ama evet. siz çok dinamiksiniz ve o dönemin içinde yaşadınız. Sen zaten o dönemin içinde yazıyorsun. Hı hı. Bu işe dahil olman çok kolay da. Benim için çok zor. Sizin hepinizde öyle bir sıkıntımız oldu. Çünkü evet. izah etmekte zorlandığımız şey şuydu. Siz bir drama oynayacaksınız. Evet. O dramanın içinde ben de komedi oynayacağım. Yani evet. nasıl yani? Evet. Sizin dramanız benden komik olacak. Bunu anlatmak çok zordu. Çok. Ben hepimiz, uzun bir süre anlamadım. Hepimiz oyunu oynadıkça fark ettik nasıl bir oyun evet. olduğunu aslında. Ben şimdi ilk girdik stüdyoya. Stüdyodayız bildiğin. Arkamız böyle ama simsiyah. Önde bir dekor var. Evet dönem dekoru ama arka simsiyah duvar. Şimdi ben kostümümleyim. Evet dolandırıldım. Ben dolandırılıyorum. Kameralar. Evet bir set. Şimdi Giray diyorum ki Giray ne yapıyoruz? Biz de, evet bir senaryo var. Güleceğim ama tam gülemiyorum. Hayal çalıştırın edemiyorum. Ekranları diye bağırdım yani. Bu evet. kadın kaçacak yoksa. Evet. Sonra bir anda bir böyle ışıklar yansıdı ve orası gerçekten bir set oldu. O simsiyah duvarlar canlanıverdi. Ben hala Giray'a diyorum ki Giray bu iş ya çok büyük çıkacak ya çok büyük batacak. Ya evet. Ben, evet. Tabii. Böyle tabii. dedim sana öyleydik. Hatırlıyor musun? Öyleydik. Ya dedim çok rezil olacağız ya herkes çok batacak ama ben şu an hiçbir şey anlamıyorum ne yaptığımı. Var mıyız be dedim. Varız dedik evet. öyle oldu. Yani iyi ki yapmış. Ya, i̇yi ki yapmış. Sana teşekkür ederim. Estağfurullah. Hayır estağfurullah biz teşekkür deme. Ederiz, kraliçem. Bana şunu öğretiyorsun. Bir oyunculukta da öğrenmenin yaşı yok. Yani şey olarak, evet. teknik olarak. Zaten oyuncunun öğrenmede yaşı yok tabii. her daim ama. Sen bana o kadar büyük bir şey öğrettin ki. Bir, böyle bir komedi biçiminde oynamayı öğrettin. Bu mantığı kafamda Hı. oturmama sebep oldun yani. Birlikte öğrendiğimiz bir şey aslında bu. Ben de tecrübe etmemiştim. Dedim ki böyle bir şey var. Yaparsak birlikte yaparız. Sadece şey olması lazım. Çok güvendiğim. Anlaştım, beni anlayan evet. ve beni yormayacak insanlarla ancak dedim bunu tecrübe edebilirim. O yüzden evet. bizim kadromuz, o yüzden sevildi. Yani aslında sevilmesinin sebebi bu. Bir şey, gerçekten diziyi izlemek, gülmek değil mevzu. Sevdiler aileyi. Evet. Yani orta çağda olmayan bir ülkede olmayan bir aile sevdirmek çok zor bir şey. Çünkü evet. hiçbiri yok. Ekran var ya, dekor bile yok. Evet. O mekan bile yok. Yani biz olmayan bir şeyi aslında hayata geçirip insanlara amiyane tabirle sattık.
Ve insanlar onu satın aldı. Dedi ki benim buna ihtiyacım var. Bu çok güzel bir şey. İşte o yüzden de o orduyu kurarken o komutanlar hepiniz şeyden oluşması lazım. Daha önce savaştığım, bildiğim insanlar olması gerekiyordu. Ve bunu yaptık. İyi ve ki ne beni eğlendik. Çağırdın gerçekten. Ve ne mutluyuz ki çok sevinmiş bir şeyin ikincisini yapacağız yani. Evet. Çok büyük bir lüks. Sen bunu tam olarak böyle mi hayal ettin? Hı-hı. Bu muydu hayal? Hı-hı. Nasıl hayal edebilirsin sen böyle bir şeyi ya? Ya hep... Nasıl yani Mandalorian ekibini getirteceğim, bu parayı verecek yapımcıyı bulacağım. Şeyi teknolojisinden mı bahsediyorsun? Her şeyi bütünü. Mümkün değil canım bu. Ya biz şöyle, biz aklımızda Kerem'le dedik ki ya bir dönem komedisi yazsak da şöyle kılıçları elimize alsak, kafamıza göre oynasak çocuk gibi falan diye düşünüyorduk ama bizim bunu yapabilmemiz için koca platolar, koca dekorlar kurulacak. Bu fikre birileri inanacak. Tabii abicim ya biz kuralım size dekorları, siz burada taçlara takın oynayın ortalarda dedi diyecek ya, falan mümkün bak, değil diyordu. Dedi valla. Ama hakikaten Müşfik Bey, Müşfik Gülizade, evet. O zaten o sistemi Türkiye'ye getirmişti biz daha bu fikir için bir araya gelmeden. Ha, değil mi? Biz öyle bambaşka bir, şey bir iş için gittik, görüşmeye konuştuk. O stüdyolar kurulmuştu, reklam filmleri için falan filan yapacaklardı bir şeyler. Biz bambaşka bir şey için buluştuğumuzda dedi ki böyle de bir stüdyom var, böyle şeyler yapabiliyorum, tarihi bir şeyler yapabiliyorum deyince dedik ki ya olmaz ha, böyle bir fikrimiz var ne dersiniz, ne demek dedi. Hemen konuşalım. Müşfik Bey ne kadar enteresan bir adam ya. Çok, çok seviyorum. Yapımcımız diye söylemiyorum. Yani gerçekten böyle büyük büyük yatırımlar yapmış ve ben sete geldiğimde Müşfik Bey'le tanışacağım zannettim. Benden yaşça küçük ama çok başarılı. Evet. Bir iş evet. insanı ama sinema tutkunu bir iş insanı. Evet. Ve şeyi çok sevdim aranızdaki yani. Giray o kadar güveniyor ve o kadar teslim ediyor ki hiç öyle yapımcı bir hali de yok. Sette yok. Kamera arkasında durdu, görüntü sahne yönetmenliği çekti. Yaptı, sahne çekti. Evet. Bakıyorum mesela eşya taşıyor sette. Müşfik Bey yapar. Ne yapıyorsunuz diyorum, dekor taşıyorum diyor. Bizimle birlikteydi yani o Prens'in setinde. Evet. Masaları çekti, sandalyeleri çekti, buharlar veriyor. Oradan kameranın oraya geçiyor, ışık ayarları yapıyor. Ben böyle... Dünyayı yaratmaya sanki o yardımcı olmamış gibi bir de orada yardım ediyordu bize. Evet. Yani çok vizyoner biri. Müthiş. Çok iyi anlaştığım biri. Öncelikle arkadaş olduğum için siz çok mutlu oldunuz. Olduğum evet. bir insan. Şu çok büyük bir lüks, bunu Feyyaz da söyler her zaman gibi için. Ya senin yarattığın dünyaya karışmayan ve sen biliyorsun... Sen yap nasıl istiyorsan ben sana destek olmakla yükümlüyüm diyen birini bulmak inanılmaz bir şans. Ha, deli misin? Bu güven meselesi ve sana böyle güvenen birine sen de o zaman diyorsun ki bu güveni karşılamalıyım ve çok iyi bir şey çıkarmalıyım. Onu mahcup etmemeliyim. İşte bu aradaki güven büyüdükçe o zaman böyle işler geliyor işte. Gibi geliyor, Ayak İşleri geliyor, Prens geliyor, Var Bunlar geliyor, bambaşka şeyler yaratılabiliyor. Kesinlikle. Ancak bu bize yol açılırsa. Peki... Yeni zaman mizahşörü diyeceğim galiba sana. Mizahşör. Mizahşör. Yeni zamanın gerçekten bence önemli mizah insanlarından birisin yani. Ne yapacaksın bundan sonrasında? Neler var? Film yapacağız herhalde. Bir tane çok istiyoruz yaza. Gene Kerem'le mi yazıyorsunuz? Kerem'le yazabiliriz. Cem'le bir planımız vardı daha önce. Cem Gelinoğlu ile bir iş yapmak. Belki onu artık hayata geçirmenin zamanı Hı-hı. gelmiş olabilir bu yaz. O da bir tane film yapacak yazdan evet. önce Nisan aylarında. Onu bitirince belki ona başlarız. Bir tane daha bir küçük böyle butik bir iş yapmak istiyorum. Bir Karşılaşmalar diye bir hikayem evet. var. Onu belki şimdi görüşüyoruz. Belki onu yapacağız. Yine Müşfik Bey'le çalışırız orada da herhalde. Böyle sıraya dizdim. Ben hep bu konuda disiplinim hep şeydir. Almandır benim. Hani şu hazır bunu yapacağız. Sırada bu var. Yani her fikre böyle atlayıp geliştirmeye çalışmam. Hani tamam. Bir tanesinde yükseldiysek hadi birlikte yapalım. Kim olur bunda? Ceyda olur, o olur, bu olur. Arkadaşlarımız hepsi işte oyuncular, tanıdığımız, bildiğimiz, takım arkadaşı olduğumuz insanları hemen gönderelim, hemen yapalım. Ben olmazsam artık arıza çıkartırım haberin Sen olsun. Sen çok büyük arıza çıkaracak gibisin çok, bakışların. Bak, görüyorsun değil mi? Yani bu planların hepsini arkadan geçeyim. Sen benim Instagram'ımda bile oynayacak gibisin evet, şu anda yani. Orada bana bir tane videoda falan. Arkadan geçeyim falan. 3-2-1 kayıtlayayım sesim çıksın evet, arkadan falan şeklinde. Çalışacağız tabii ki balım. Çalışmaz mıyız? Çok güzel işler yapacağız. Yani ben galiba şuradan da sana... tutkuyla beğeniyorum yaptığın şeyleri. Seninle bir şey öğrenme fikrini de ben çok sevdim. Çünkü biraz kapalı olduğumu fark ettim ben meselelere. Yeni fikirlere, yeni biçimlere. Tedirgin ve kapalı. Korkutuyor haklı olarak. Evet kesinlikle. Yani belki Yeşilçam Sokağı'ndan, Osman Seden'den başladığım için hikaye olabilir. Yani olabilir. Osman Seden'le çalışmış insanım ben yani. Hani, Osman Seden'le? Tabii ben film çektim Osman Seden'le. Rahmetli vefat etmeden önce. Ben Osman Seden'in yönettiği filmde oynadım yani. Ceyda. Evet.
O zaman böyle görünemezsin. Bu çok dolandırıcılık artık. Bu kaçıncı yılın? Tabii 30. yıla giriyorum. Ya şöyle bir zamandan geliyorum ben. Oyuncuların ikisi de kameraya dönük repliklerini verir ve hani evet artık seninle olmak istemiyorum ama arkadadır oyuncu, oyuncu yani. Böyle o da kameraya doğru. Hani oradan geldim ben. Dolayısıyla benim o Prens stüdyosuna girip ya batacağız ya çıkacağız. O kaygımı anla diyorsun ya. Anla. Yani hem kendi adımı bundan çok gurur duyuyorum o yüzden. Duymalısın, bu aşamalarda. Duymalısın da. Ama bu senin sayende olmuş olduğu için sana daha hayranlık duyuyorum. Yani çünkü yani çok daha bu konulara açık ve daha rahat çalışacağım bir oyuncu seçmek de ihtimalin vardı. Ben böyle kendimi şanslı hissediyorum o yüzden. Ve hep böyle ne yazacak? Başkasına da güvenemem ki. Yapamam yani bu meseleyi. Sen yani buradasın diye değil, bunu her yerde söylediğim için çok rahatım. Sen hem çok iyi bir oyuncu olmanın yanı sıra çok iyi de bir insansın. Teşekkür ederim. O yüzden de iyi insanlar iyi insanlarla birlikte evet. güçlenmeli, büyümeli bence ve de. Bir büyük ordu haline gelmeli. Çünkü kesinlikle. Başka türlü baş etmek mümkün değil kötülükle. Galiba. O yüzden... Tatlı tatlı birlikte ürettiğimiz her şey benim için çok kıymetli. 2 sezon, 3 sezon, 5 sezon İnşallah. Sion yani. Sion ya seviyorum. Kraliçe Sion. Sion'u çok seviyorum. Canımız. Vallahi billahi. Ya iyi ki varsın yani iyi ki futbolcu öyle. Olmamışsın. Yapamazdım. Yok olmaz. Yok. Öyle yok, antrenman olmaz. Saatleri falan olmaz öyle. Sıkılırdın. Olacak iş değil. Olmamış iyi olmuş. Antrenman çok yorucu bir şey ya. Peki en son intikam şiiri kime yazdın Giray? İntikamı nerede bıraktım? Nerede bıraktın? Öğretmenime yazmıştım gene, gene lisede. Ya, gerçekten. Ama o tehdit notu gibiydi artık yani şiir gibi değildi. Evet zaten. Babamınki direkt tehditti de o da öyleydi. Ya o benim canımı çok yakmış bir öğretmenim vardı benim lisedeyken. Konservatuvar sınavları öncesi beni böyle sınıfta bırakıp diplomamı alamadığım için sınava giremediğim bir öğretmenimdi efendim? O. Bıraktı ve Ankara'ya kızının yanına taşındı emekli olup falan görüşemedim bile. Bir şey de yok ortada ya. Bir haksızlığını yüzüne söylediğim için sinirlenmiş. Böyle 0-0-2 tane sözlü notu verip beni bırakıp lise 3'teyiz. Ben konservatuvara gireceğim sınavlara. Beni bırakıp emekliliğini verip belgesini verip Ankara'ya kaçmış İzmir'den falan. Kaçmasa ne yapacağım kadıncağıza da yani. Ben buna destan yazarım şiirle onun bırakmam. Bir öğrenmiştim evine. Şeyi, Ankara'da kızının yaşadığı evi böyle küçük bir not göndermiştim. Yani tehdit falan değil yani. Ama şey demiştim bir gün göreceksiniz bir gün izleyeceksiniz. Size rağmen başaracağım falan gibi bir şey göndermiştim. Al da ömür versin yaşıyordur inşallah. Böyle saçma şeyler yaptık ama. O ama da bu biraz... karşılıklı bir saçmalık olmuş. Çünkü biliyordu. Oyunculuk istediğimi oralara gideceğimi biliyordu. Yani böyle bıçakladı yani hani durup olmaz. Dururken. Ama Allah ömür versin inşallah tatlı tatlı hayatı devam ediyordur. Kimseye yani bir şey beğendirmek için yapmadım da o şeyi. Olmaz. Ama üzüldüm. Evet bu üzücü olmuş. Çok hayal kuruyorsun çünkü okul bitiyor hani bir şey olacak falan. Bir de lise sonsun ya. Tabii. Peki şiir yazıyor musun? Yazmıyorum artık. Hadi şiire be. Mesafeliyim artık. Sevgiliye? Yok. Yaz ya. Şiir yazmıyorum. Yazarsın artık ya. Şiire çok yabancılaştım. Çocukken daha tatlı geliyordu da şimdi gerçekten. Bulutlar falan. Yani öyle şey bulutlar olamıyorum. Bulutlar diyemezsin de. Bulutlar. Ya ne yapsam bulutlara geliyor iş yağmura, sevgiye falan. Yani komik geliyor artık şiir bana. O, dünya o dünya değil. O romantizm. Evet o ama 60'ların, komik şiir 70'lerin... de bir biçim. Seninle birlikte başka bir şey olabilir. Komik şiir. Evet. Şiir yazdırsana. Bu deftere şiir yazmadan gidemez. Daha güvenci dörtlüğüm. Dörtlüğü. Bulutlar geçiyordu. Giray ki varsın. Çok kıymetlisin. Geldiğin için teşekkür ederim. Yolun açık İnşallah. Olsun. Çok teşekkür Canım, ederim. Teşekkür ederim. Ben bir teşekkür fotoğraf ederim. Çekip programı sonlandıracağım. Sen de orada defteri yazarsın. Tamamdır. Programımızın sonuna geliyoruz sevgili seyircilerim. Evet gerçekten kıymet. Genç, öyle güzel bir nesil var ki önümüzde. Seyreyle yani. Yazdığını, ürettiğini seyreyle. Ufkunu açsın, seni eğlendirsin, güldürsün. Bambaşka bir zekayla yolumuza ışık tutsun. Seviyorum böyle meslektaşlarımı. Hem çalışmayı hem ağırlamayı. Güzel olsun yolculuklarımız tüm dostlarla ve meslektaşlarımızla. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Birlikte üretmekten keyif aldığım, zekasına ve kalemine hayran olduğum arkadaşımla hem ortak projemizi hem yaptıklarını ve tabii ki yapacaklarını konuştuk. Sen hep yaz Giray ve hep oyna. Üretmek hep seninle birlikte yaşasın.
sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Osman Seden görse seninle gurur duyardı. Tıpkı bizim duyduğumuz ve sevdiğimiz gibi. Seni seviyorum CEO. Giray Altınok.